sabah 9.30 itibariyle burada selalar okunmaya başlandı ve yarım saat boyunca da sela okunması devam edildi. Açılış gününe özel bir şekilde. Aynı zamanda şu dakikalarda da Kur'an okunuyor ve bugün yine gün boyunca da Çamlıca Camii'nde Kur'an okunacak. İsterseniz biraz da Çamlıca Camii'nden sizlere bahsedelim. Osmanlı Selçuklu mimarisi karışımıyla yapılmış bir cami. Biraz aslında Selahattin camileri bizlere anımsatıyor ve dediğimiz gibi İstanbul'un birçok farklı noktasından da Çamlıca Camii'ni görmek mümkün. Tabii caminin yanı sıra yine müze, sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu ve atölyelerle otoparkta yine camide bulunuyor. Caminin alt katlarında bulunuyor. Ve yine hemen şunu belirtelim. Caminin iç kapalı alanında 25 bin kişi aynı anda namaz kılabiliyor. Buna iç ve dış avluyu da dahil ettiğimizde toplam 63 bin kişi aynı anda Çamlıca Camii'nde namaz kılabiliyor. 6 minaresi var. Tabii Türkiye'deki 6 minareli cami sayısı çok az. İşte onlardan bir tanesi de Çamlıca Camii. 4 tane minaresi Malazgirt zaferine binaen, Malazgirt zaferi sebebiyle 107.1 metre. Diğer iki minaresi ise 90 metre uzunluğunda. Yine kubbesi, ana kubbesi ki oldukça büyük bir kubbe, tam 34 metre çapında. İşte o kubbede yerden 72 metre yüksekliğinde 72 milleti simgeliyor. Ve yine dünyanın en büyük alemi işte o dev kubbenin hemen üst tarafında, tam 3 metre 12 santim genişliğinde ve 7 metre 77 santim 4,5 ton ağırlığında, ki hatırlayacaksınız aslında biz o alemin oraya kaldırılışında hep birlikte ekranlara getirmiştik, yine buradaydık. Bugüne kadar sık sık Çamlıca Camii'nin her aşamasını haberleştirdik. O dev alemin yerine kaldırılışı sırasında da yine burada canlı yayındaydık. Ve yine ana taç kapı, hatırlayacaksınız, o da 24 ekranlarında yerine takılmıştı çok özel görüntülerle. Ana kapıda tam 6 ton ağırlığında dünyadaki en büyük ibadethane kapılarından bir tanesi. Ve işte o kapıda hiç çivi kullanılmadı. Tam 15 bin parçadan oluşuyor. Özel bir teknik. Üzerinde de yine sedef süslemeleriyle birlikte gerçekten de camiye gelenleri işte o dev kapı karşılıyor. Ve yine 220 metre uzunluğunda dünyanın en uzun Fetih Suresi de ana kubbenin altındaki kemerlerde yazılı vaziyette. Toplam uzunluğu tam 220 metre. Ve yine hatırlayacaksınız, Çamlıca Camii'nde halı serim işleminde yine 24 ekranlarında o özel görüntüleri yine bir kez daha ekranlara taşımıştık. 17 bin metrekarelik özel bir halı döşendi. Özel bir yünden yapıldı Gaziantep'te ve yine buraya getirip serildi. Tabii yukarıdan baktığınız zaman bütün motifler aslında tek bir parça gibi görünüyor. Ve yine minber tam 21 metre yüksekliğinde. İçinde de bir asansörü var. Asansörle de minbere çıkmak mümkün. Yani dediğimiz gibi dünyanın en özel ibadethanelerinden biri. İstanbul'un yeni simgesi, ki İstanbul'un birçok noktasından baktığınızda Çamlıca Tepesi'ni işte bu güzel cami artık süslüyor. Bugün burada saat 12'de özel bir törenle resmi açılışı da yapılacak. Bir kez daha söyleyelim, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Tabii buraya gelmek isteyenler için şunu belirtelim. Güvenlik önlemleri var, bazı yollar kapalı. En azından bunu hesaba katarak cuma namazına gelmek isteyenler de yine buraya bunu hesaba katarak gelirlerse bir sorun yaşamazlar diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım. Teşekkür ederiz.